Güzel bir soru bu. Aslında hepimiz belki de şu dönemde yani günümüzde ilgilendiren bir konu diyebiliriz. Aslı Kumar'ı sormuş İzmir'den. Kabala'ya göre depresyon ne demek? Depresyon sürekli kendimle ilgilenmek demek. Depresyon sürekli bana ne olacak, benim hayatım ne olacak, bununla ilgilenmek demek. Eğer kişi depresyonda ise depresyondan çıkmanın bir yolu var. O da ilaçlarla değil. Şimdi her doktor ilaç yazıyor ama bu şekilde depresyondan kurtulamazsınız. Depresyondan kurtulmak için başkalarının size ihtiyacı olduğu hissiyatına gelmeniz lazım. Bu da ancak başkalarına bakarsam olur. Başkalarına yönelik bir şeyler yapmam lazım. Onların faydasına, onların iyiliğine. Eğer onların iyiliğine bir şey yapmak istemiyorsunuz, doğaya gidip ağaç da ekebilirsiniz. Ama yeter ki kendinizle ilgilenmeyi bırakın. Yani ben demeyi bırakın. Doğa için iyi bir şeyler yapayım, hayvanlar için iyi bir şey yapayım. Onu düşün. Ama kendimle ilgilenmeyeyim. Yani rehberim şunu söyleyebilir miyiz? Esasen bizim bu depresif düşüncelerimiz, depresif ruh hallerimiz, gün içerisinde yaşadığımız buna benzer şeyler. Aslında bunların hepsi ben kendimi kötü hissediyorum düşüncesinden ortaya çıkan Çünkü olgular, suçlar insan, diyebilir miyiz? evet insan mutsuz olduğu için. Çünkü bak arzularımızı tatmin edemiyoruz. Etmemiz mümkün değil bu hayat koşulunda. Bu doğa içerisinde arzularımızı tatmin edemeyiz. Çünkü haz ve arzu birbirini iptal eden şeyler. İstediğim şeyi elde etsem de haz içinde kalamam. Haz arzuyu iptal eder. Bu prensip çok önemli. Bunu insanın anlaması lazım. Ne peşinde koşarsam koşayım, haz elde edersem, istediğim şeyi elde eder etmez arzu ve haz birbirini iptal eder. O yüzden yine bir şeyin peşinde koşmam lazım. O yüzden mutsuzum. Her şeyim olsa da mutsuzum. Olamam mutlu bu şekilde. Ondan sonra adam depresyonda nasıl olur da her şeyim var ama mutsuzum. Çünkü mutluluk kendimi doldurmakta değil. Başkalarını doldurabilmek.